Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Efendim, 22. mektup. Uhuvvet ve muhabbet konusuna devam ediyoruz. Birinci, ikinci vecihi okuduk. İnşallah bugün üçüncü vecihle devam edeceğiz. Evet, adalet-i mazayı ifade eden gerçek, kusursuz adalet. وَلَا تَزِيلُ وَعَزِيَةٌ وُزْرَ اُخْرَ. Yani hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Fatır Suresi. Evet. Sırna göre bir müminde bulunan cani bir sıfat yüzünden, evet, kötü bir sıfat yüzünden sair masum sıfatlarını mahkum etmek hükmünde olan adalet, düşmanlık ve kin bağlamak ne derece haksız bir zulüm olduğunu ve bahsus bir müminin fena kötü bir sıfatından darılıp küsüp o müminin akrabasına adavetini teşmil etmek, akrabasıyla düşmanlık yapmak. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَزَلُومُ. Muhakkak ki insan çok zalimdir. İbrahim Suresi'nde beyan edilmiştir. Siz gayet mübalağa ile gayet azim bir zulüm ettiğini hakikat ve şeriat ve hikmet-i İslami'ye sana itaat ettiği halde, ikaz ettiği halde nasıl kendi haklı bulursun? Benim hakkım var dersin. Evet, büyük bir zulümdür. Birisi sana haksızlık edecek, sen de gideceksin, onun akrabalarına hakaret edeceksin. Evet, bu Cenab-ı Allah'ın hükmüne zıttır, aykırıdır, kesinlikle reddedilmiştir. Hakikat nazarında sebebi adalet, düşmanlık ve şer olan fenalıklar şer ve toprağı gibi kesirdir, kalındır. Başkasına sirayet ve inkas etmemek gerektir. Evet, hakikat nazarında sebebi adalet, yani şer olan fenalıklar şer ve toprağı gibi kesif olması lazım. Kesiftir Bezzaman Hazreti diyor. Yani kötülükler karanlıktır, toprak gibi kapalıdır. Başkasına sirayet ve inkas etmemek gerektir. Başkası ondan ders alıp şer işlese o başka meseledir. Muhabbetin esbabı, sebepleri olan iyilikler muhabbet gibi nurdur. Sirayet ve inkas etmek şenidir ve ondandır ki dostun dostu dosttur sözü durum ve emsal sırasına geçmiştir. Hem onun içindir ki bir göz hatırı için çok gözler sevilir. Sözü umumun lisanında gezer. Evet, birisi insana hakaret ettiği zaman onun babası, annesi, kardeşleri, akrabaların hatırı için onu affetmek lazımdır. Onun için ne diyor? Bir göz hatırı için çoğu gözler sevilir. İşte ey insansız adam, hakikat böyle gördüğü halde sevmediğin bir adamın sevimli, masum bir kardeşine ve taallukatına, onun akrabalarına adalet, düşmanlık etmek ne kadar hilaf-i hakikat olduğunu hakikat bin isen anlarsın. Hakikati kabul edersen anlarsın diyor Müslümanımız. Evet, özetleme gerekirse hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. En'am suresi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de öyle ferman etmiş. İkinci bir ayette muhakkak ki insan çok zalimdir. İbrahim suresinde. Bu iki ayetin mana ve hükmüne göre
bir Müslümanın yüzlerce sevilmeye layık olan sıfatını görmezden gelerek bir iki cani ve hatalı sıfatını bahane edip ona düşmanlık ve kin beslemek tam bir zulüm ve haksızlıktır. Kur'an'ın adalet anlayışına göre bir gemide 9 caninin yanında bir masum olsa gemi batırılmaz. Hal böyleyken bir gemide tam tersi 9 masum yanında bir cani olsa o gemi katiyetle batırılmaz. Müminin hali ikinci gemi misali gibidir. Yani müminde bir iki kötü sıfat olsa bile yüzlerce masum sıfatı vardır ki bu da düşmanlığı değil, muhabbeti iktiza eder. Bezzaman Hazretleri hayır ve iyiliği nura ve hervaya, şer ve fenalıkları ise toprağa benzetmiştir. Evet, ne yapmış? Bezzaman Hazretleri hayır ve iyiliği nura ve havaya, şer ve fenalıkları ise toprağa benzetmiştir. Sonuç olarak hiç kimse şer ve kötülüğü vicdanın benimsemez, vicdanen beslemez. Evet, ne oluyor? Hiç kimse şer ve kötülüğü vicdanen benimsemez. Keşke şu kötülüğü ben de yapsaydım demez. Ama insanlıktan çıkmış ve nefsinin kölesi olmuşsa o başka. Evet, yani inşallah 4. vecihle devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.